Herkese merhaba ben Ece Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Bu videom bir kitap önerisi videosu. Ben kitabı anlatmaya başlayacağım ama siz önce kanalıma abone olun ki yayınlayacağım tüm videolardan ilk siz haberdar olmuş olun. Şimdi anlatacağım kitap Sevgili Arkadaşım diyetisyen Gamze Şanlı Akın kitabı. Bence sağlıklı beslenmek isteyen herkesin alıp elinin altında bulundurması gereken bir kitap. Neden? Çünkü Gamze bu kitabında kitabı göstereyim bu arada. Kitap bu. Bu kitabı neden almalısınız? Bence şunun için çok önemli. Çünkü smoothie artık çok moda ve herkes smoothie'ler yapıyor. İşte herkes meyve suları içiyor. Ama aslında meyve sularıyla smoothie'ler çok farklı. Ve sağlıklı beslenirken de Ara ara mutlaka hepimiz bir smoothie deniyoruz. Deneme girişimimiz oluyor. Bazısı çok lezzetsiz oluyor. İşte bazıları yeterince doyurmuyor filan. Çünkü muhtemelen o smoothie'leri yanlış yapıyoruz. Ben zaten bazıların yanlış yaptığımı Gamze'nin bu kitabını okuduktan sonra çok net anladım. Gamze kitabında öncelikle smoothie nedir ondan bahsediyor. Kitapta 30 tane smoothie 30 tane de smoothie bowl tarifi veriyor. Smoothie bowl'lar biraz daha doyurucu ve kaşıkla yiyorsunuz. Smoothie'ler ise rahatlıkla içebiliyorsunuz. Genel olarak ben öyle gördüm. E, kitabın başında dediğim gibi Gamze'ciğim e, önce bir smoothie nedir? Onu anlatıyor. Smoothie'leri yaparken posayı dahil ediyorsunuz. Böylece meyvenin ve sebzenin lifini de yemiş oluyorsunuz. Smoothie'ler sadece meyve ve sebzeyle yapılmıyor. İçine çeşit çeşit malzemede koyabiliyorsunuz. İşte Gamze kitabında bu malzemelere de değinmiş. Yani bir smoothie'nin içinde neler olabilir, neler olursa iyi olur gibi noktaları birer sayfa halinde böyle kısa ve özet, çok net bir şekilde anlatmış. İyi bir smoothie yapmanın 6 tane kuralı var. Bu kurallara dikkat ederek malzemeleri seçtiğinizde Harika smoothie'ler yaratabilirsiniz siz de. Yani kitapta 30 tane smoothie, 30 tane smoothie bowl var ama e, siz kendiniz de Gamze'nin anlattığı şekilde e, çok çok güzel smoothie'ler yapabilirsiniz. Tabii şimdi hangi grup besinleri e, kullanacağınızı yazmış ama kitabın sonunda da kendisine yakışır böyle çok renkli e, bir grafik hazırlamış. Bu grafikte her renkli farklı besin gruplarını temsil eden... Farklı alternatifler sıralamış. Örneğin smoothie'nizin içine diyelim ki tahıl değişimi koymak istiyorsunuz. Tahıllardan koyacaksınız. Ne koyabilirsiniz tahıl? Tahılları maviyle yazmış, grafikte maviyle yazılı olanlardan mesela yulaf ezmesi koyabilirsiniz. Haşlanmış nohut koyabilirsiniz. E, şekersiz granola koyabilirsiniz. Kinoa patla, keçi boynuzu unu, hindistan cevizi unu gibi alternatifler var. E, bunlardan birini tercih ederek smoothie'nizde tahıl değişimi kullanmış oluyorsunuz. Yani böylece aslında biz bilmeden işte sebze, meyve ve yağ değişimi koyduğu, koyuyoruz ama diyelim ki yanına tahıl değişimi koymadığımız için smoothie yedikten çok kısa bir süre sonra tekrar acıkıyoruz. Oysa siz tüm bu kurallara dikkat ederek doğru bileşenlerle kendi damak tadınıza uygun smoothie'ler hazırlayıp ciddi anlamda tokta kalabilirsiniz. Smoothie'lerin ve smoothie bowl'ların kalori değerleri genelde 200 ile 350 arası ortalama değişiyor. Gamze şöyle söylüyor kitabında. Eğer zayıflamak ve kilo kaybetmek istiyorsanız ana öğün olarak tüketebilirsiniz. Eğer kilonuz iyi, spor yapıyorsunuz. bu durumda ara öğün olarak da bu smoothie'leri tercih edebilirsiniz diye yazıyor. Benim bu stickerlarımı üç 3 gündür smoothie'lerini uyguluyorum. Her gün bir ana öğünümü Gamze'nin smoothie'lerinden yapıyorum ben ve bu üçüncü günü tamamladım. Her gün için kendime bir smoothie belirliyorum yaptığım spora göre de ve çok güzel gidiyor. Sabahları dümdüz bir karınla uyanıyorum. Smoothie'lerin bir de şöyle bir avantajı var aslında. Aktif yaşamın yani bence bu kurguladığım ve bütün markamı oturtmaya çalıştığım aktif yaşamın en önemli noktalarından biri bence vaktiniz ne kadar kısıtlı olursa olsun beslenmeye vakit ayırabiliyor. Yani kaliteli ve sağlıklı beslenmeye vakit ayırabiliyor olmanız. bunun için de işte Gamze'nin bu kitabı çok faydalı. Smoothie'ler çok ciddi rol oynuyor. İşte bu kitap da tam bu amaca hizmet ediyor. Ben bayıldım kitaba. Sizin de dediğim gibi almanızı öneririm. Gamzeciğim ellerine sağlık. Çok çok güzel bir kitap olmuş bence. Elimin altında bulunduracağım temel bilgi kitaplarından biri aslında bu. Yeni kitaplarını da heyecanla bekliyorum. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşmayı, videoma yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.